bir programdan merhaba sevgili izleyenler. Bugün de sizlerle birlikte dolu dolu bir program geçireceğimize inanıyorum. İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi'ndeyiz. Sanata dokunan ellerde kir barınmaz diyerek Seferihisar Belediyesi'nin Ürkmez Kadın Tiyatrosu kadınların başarı öyküleriyle dolu. Kadınların sorunlarına sahneden ses vermeye çalışan tiyatro ekibi kadının isterse sanatın her alanında başarıyla sahne alabileceğini de gözler önüne seriyor. Ürkmez Mahallesi'nde Ürkmez Kadın Tiyatrosu ile programımıza başlıyoruz. Annenin kaderini sen çektin. Seninkini de yeni doğan bebeğin çekecek. Evet sevgili izleyenler, sanatın kendisi bir mücadeledir. Hepsinin hikayesini bu tiyatroyla birlikte dinlemek istiyorum. Sizden başlayalım. Ben Şerife Serbest. 4 yıldır bu kız çocuğu oynuyorum. Evet. Çocukken de Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur şemsiyeleri alıp öyle başladık. Kendi çocukken öyle tiyatro sevgimiz başladı. Evet. Burada da Vedat Murat Güzel yönetmenimizin sayesinde daha da seviyoruz tiyatroyu. Evet. Kadınların dili olmaya çalışıyoruz. Konuşamayan kadınların dili olmaya çalışıyorum. Sesi olmaya çalışıyorum. Sahneden ses vermeye çalışıyorsunuz. Evet. Kadınları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Amacımız o. Tiyatroyla amacımız o. Tiyatro yapmamızın amacı o.
Evet, tiyatronun kendisine zaten bir mücadele alanı dedik evet, gerçekten tabii. De. Sizden de dinleyelim o zaman. Biz teşekkür ederiz. Evet, adım Nigar Ercan. Hı hı. 64 yaşındayım. Emekliyim. Emekli olduktan sonra Ürkmez'e yerleştim. Burada böyle bir tiyatro yapıldığını gördüm. Önce bir hobi olarak başladım. Ama ben 12 yaşında da Radyo Çocuk Saati'nde görev yapmıştım. Ama hiç sahneye çıkmamıştım. Seslendirme yapıyorduk biz. Eskiden bilirsiniz radyo tiyatroları vardı. Evet, radyodan tabii. Sadece sesimiz duyulurdu. Sonra buraya gelince böyle bir olayı görünce hemen tabii gelmek ihtiyacı hissettim. Ben 4 yıldır işin içindeyim. İyi ki buradayım. Çok memnunum. Evet. Çok mutluyum. Yani bir de kadınların sesi olmak, kadın sorunlarını ele almak çok güzel bir şey. Evet. Onları yaptığımız için de çok mutluyum. Evet, gerçekten de çok önemli bir çalışma içerisindesiniz. Evet. Sizinle devam edelim. Böyle bir çığlıkla başladık açıkçası. Evet. Bir doğum sancısı aslında biz kadınların en diyelim ki can alıcı noktalarından bir tanesi. Yaşamı biz doğururuz, yaşamı parçasıyız, en büyük parçasıyız. Ama kadın olmamızdan kaynaklı, eril zihniyetten kaynaklı sürekli böyle ikinci plana atılan, böyle başka bir sınıf olarak görülen, başka bir kimlik olarak görülen biz kadınlar. Ama bunun mücadelesini de veriyoruz, sizler de veriyorsunuz, tiyatroyla bu sahnede veriyorsunuz. Seni dinlemek istiyoruz. Evet, ismim Nihal Açıkel. Biz 5 yıl önce başladık bu mücadeleye diyelim. 6 bayan arkadaşla başladık. Biz şu an 27 kişi olduk. Biz sahnede kadınların sesi olmak için çırpınıyoruz. Hı hı. Bir farkındalık yaratmak için çalışıyoruz. Çok disiplinli çalışıyoruz. Aldığımız bir ödül var. Ödülden sonra işin ciddiyetini anladık, kavradık. Biz çok mutluyuz burada olmaktan. Kadınların sesi olmaktan çok mutluyuz. Dilerim çoğalarak devam ederiz bunu yapmaya. Hı hı. Yani yapmış olduğun rolden yola çıkaraktan sormak istiyorum. Nasıl bir duygu? Yani çünkü yaşamın bir parçasıyız. Yaşamın bir gerçekliğinden bir sahne izledik az önce. Onu da senden dinleyelim. Biz bu oyunu oynarken ağlayarak oynuyoruz. İzleyicilerimiz de ağlayarak izliyorlar. Hı hı. En son çıkışta herkesten duyduğumuz şey biz de kendimizden bir parça bulduk. Gerçekten bizler de kendimizden birer parça bularak oynuyoruz. Çok acı bir şey. Çok severek oynuyoruz. İyi ki buradayız ve iyi ki bunu oynuyoruz yani. Evet, çok teşekkür ederiz. Tekrar döneriz. Sizinle devam edelim. Siz tiyatroya nasıl başladınız ve bu mücadele alanı nasıl görüyorsunuz? Seyide Öz, 68 yaşındayım. Bir senedir geliyorum. Tüm kadınlara söylüyorum, psikologlara gideceklerini, tiyatroya gelsinler. Hem seyirci olarak hem oyuncu olarak. Her şeyimiz düzene giriyor. Biz sadece kadınlara değil, erkeklerimize de mesaj veriyoruz. Tabii ki. Hayatlarını görmesi için eşlerine, annelerine, ablalarına. Biz bunun mücadelesindeyiz. Ama biz sadece kadınlara değil, erkeklere de mesaj vermek istiyoruz. Evet. Ama seyirci olarak, ama oyuncu olarak buyursunlar, çünkü, gelsinler. Çünkü toplumu hep birlikte güçlendirmek lazım, değiştirmek lazım, o algıları değiştirmek lazım. Ve bu kadının erkekle birlikte olacak. Yoksa kadın kendini geliştirsin, kendini yenilesin ama erkek geri adımda kalsın, geri planda kalsın, kendi zihniyetinde, erkek zihniyetinde kalsın, o zaman maalesef biz yaşamı öremeyiz. İşte onun için biz sadece kadınlara değil, erkeklere esas eğitmemiz toplum lazım. Için. Evet. Teşekkür ederim. Bu ben kadar. Ben teşekkür ederim. Şimdi sanatla buluşan ellerde kir barınmaz diyerek hocanızın da başlatmış olduğu bu çalışmayla hepiniz birer aslında gerçekliksiniz. Kadının yaşamının bir parçasısınız. Bir de sizden dinleyelim. Adım Filiz Arslan. Evet. Eski Türk Halk Müziği sanatçısıyım. Emekli de olduktan sonra 9 yıl oldu Ürkmez'e geldim. Tabii ki her kadın gibi benim de bazı çektiğim acılarım vardı. Fakat bana biraz evvel arkadaşım dedi gibi psikoloğa gitmek hiç gerekmez. İyi ki gelmişim, katılmışım. 1,5-2 yıl oldu ben evet, de katılalı. Hepinizin hikayesi burada birleşti. Evet, herkesin evet. Ayrı bir hikayesi, aynen. Ayrı bir özü var ama birleşen nokta biz kadın olmak, aynen. Değil mi? Aynen ve sanata dokunan elde kir barınmaz. Bu çok güzel bir söz, doğrudur. Evet, sizinle devam edelim. Biraz da siz anlatın. Adım Nuray Şanlısoy, 63 yaşındayım. Ben de 4 yıldan beri Ürkmez Kadın Tiyatrosu oyuncusuyum. Evet. İlk Vah Kadınlar'la başlayan, Yılmaz Erdoğan Kadınlık Bizde Kalsın oyunundan uyarlanma. Vah Kadınlar'da Sevim Taşan rolünü oynadık arkadaşım Nihal'le birlikte. Sonrasında Kız Çocuğunu oynamaya başladık. Bizim oyunumuz biraz da konu başlıkları var. Doğaçlama, biz kendimiz içini doldurduk. Evet. Gündemden hiç düşmeyecek
Keşke düşse, keşke evet, kadınlar öldürülmese, keşke dövülmese, çocuklarımıza tecavüz edilmese, okumak isteyenler okuyabilse, iş bulabilse ama maalesef bizim ülkemizin gerçeği hiçbir dediğimiz olmuyor. Onun için sahnede çığlık atıyoruz. Evet. Şimdi Nihal arkadaşım da söyledi, oyun bittikten sonra gelip herkes beni oynadın, beni oynadın, beni anlattın. Böyle tepkiler, geri dönüşler oluyor. Kadınlar dövülmesin, çocuklar tecavüz edilmesin. Biz hep kadın erkek el ele birlikte bu ülkenin daha güzel yere taşınması için mücadele edelim. Evet, sanat bunun en büyük örneklerinden gerçekten. Zaten hani sanatla mücadele etmek, sokaklarda olmak, alanlarda olmak, her alanda olmak. Çünkü kadınlar çok güçlüler gerçekten de. Bu kadar zihniyete rağmen, bu kadar diyelim ki kötü politikalara rağmen kadınlar her yerde bir şekilde kendilerini gösteriyorlar. Biz varız diyorlar. Bir de senin hikayeni dinleyelim. Ben Muhsine Kesici, İstanbul'da oturduktan sonra yıllar sonra 2 senedir buraya geldim, katıldım. Bu güzel insanlarla tanıştım, hocamla tanıştım. Tabii başka bir bağ oldu değil mi? Hayatımı yeniden yaşamaya başladım. İlk defa yaşıyorum hatta. Yani tiyatroyla önceden yaşadıklarımın farkına vardım, iyilerinin, kötülerinin. Ve burada tabii ki bu yaşanan kötü olaylara karşı çıkıyoruz ama onlar bizi daha da güçlü yapıyor. Hiçbir zaman kazanamayacaklar, kaybedecekler diye düşünüyorum. Tiyatroyla da inşallah daha da güzel anlatacağız. Evet. Çok mesela, fazla bir şey söylemeye gerek mesela yok. Mesela birçoğunuz da aslında anlattım. Mesela diyelim ki önce bir tiyatro alanında çalışmamış. Diyelim ki yani profesyonel eğitim almamış ama mesela bu tiyatro alanında kendini bularak böyle çok güçlü mesajlar veriyorsunuz. Böyle gözleriniz de doldu. Hemen sizden dinleyelim. Evet. Ben Müjgan Hasdemir. 79 yaşındayım. 15 gün sonra 80 diyeceğim. 5 yıldır bu olayın içindeyim, tiyatrodayım. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Kadınları hepsini böyle görevlerde olmasını istiyorum. Evde oturmasınlar. Gelsinler buralarda, kendilerini ifade etsinler, anlatsınlar. Biz de onları tanıyalım, hep birlik olalım. Ama çoğu gelmiyor evde. Onlar da evden çıkacaklar ama. İnşallah. Biz çıkaracağız, birlikte yapacağız. Böyle giderse çıkaracağız. İnşallah, inşallah canım. Evet. İşte teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bize ederim. Değer verdiğiniz için. Birbirimize değer vereceğiz tabii. Birlikte çok güçlü, teşekkür ederim. Birlikte güç alacağız, birlikte i̇nşallah. Güç edeceğiz. Biraz daha böyle kenetlenebilsek birbirimize çok iyi olacak ama daha yapamıyorduk onu, yapamadık. Teşekkür ederim İleri canım. Adamlarla. Sağ olun. Bir de sizden dinleyelim. Sanatın gücünü, kendi gücünüzü. Seher Yücel. İstanbul'dan geldim. Evet. Yani hep İstanbul'da büyüdüm. 50 yaşında buraya geldim şu anda. 54 yaşındayım. Yani bir senedir tiyatrodayım. Ve ben 7 kız çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum. Ve kız çocuğu denildiği zaman ilk seyrettiğimde tiyatroda burada, o zaman tiyatroda değildim, bir senedir tiyatrodayım. Evet. İnanılmaz ağladım. Çünkü benim hayatımda o, hep annemin babamın kız oldu dediği psikolojiyi, o şeyi ilk çocuk olarak çok yaşadım. Ve ilk seyrettiğimde de çok ağlamıştım. O zaman tiyatroda olmam, yani o duyguyu olmak istedim, burada olmak istedim. İyi ki buradayım. Çok mutluyum burada. Mesela hayatınızda neler değiştirdi, neler kattı sanat, tiyatro? Tiyatro çok şey katıyor, çok başka bir dünya. Hocamız çok başka, iyi ki var. Arkadaşlarımla çok başka, burası ortam çok güzel. Öyle yani. Evet. Peki sizlerle devam edelim. Çok güzel hikayeler dinledik. Evet. Bir mücadeleyi dinliyoruz aslında. Herkesin öyküsü aslında bir eylem diyeyim. Çünkü yaşanmışlıklar insana adım da attırıyor evet. Aynı zamanda. Evet. Siz nasıl adım attınız? Bir de sizi tanıyalım. Ben de evde oturuyordum. Ev hanımıyım. Yıllarca eşim baskı yapıyordu. Bir yere çıkamıyordum. Ondan sonra Pelin Hoca'ya katıldım. Ondan sonra Vedat Hoca'ya katıldım. Arkadaşlarla çok mutluyum. Günümü gün ediyorum. İlk oyununuz muydu? İlk oyunlarıydı. Onlar başlamışlar. Ben sonradan katıldım. Üçüncü senem benim de. Evet. Çok mutluyum. Çok güzel. Böyle birlikte gerçekten bir paylaşım içerisinde böyle evet. Güzel üretimlerde evet. Bulunmak çok güzel. Evet. Sizi de dinleyelim lütfen. Ben de 17 yaşımda evlendim. Evet. Tabii yapmak istediğim çoğu şeyi yapamadım. Aşırı kıskanç da bir eşim vardı benim. Daha sonra işte 50 yaşından sonra
Ben tiyatronun içine girdim. Kız çocuğuyla da dediğim gibi arkadaşlarım çok güzel anlattılar. İşte bir şeyler, bir mesajlar verebiliyorsak hep istemiştim bir tiyatro sanatçısı olmayı. Tabii çok yollardan geçmemiz lazım bunun için. Ama başlamışsınız. Başladık, evet. Zaten. Çok hobilerim var benim. 65 yaşındayım bu arada. 5 torunum var. Onların bana senin tiyatrona gidelim babaanneciğim, anneanneciğim. Senin tiyatrona gidelim dedikçe onlarla da böyle masalları evde oynuyoruz. Bu da bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Evet. Onlara da aşıladım bu sevgiyi. Daha çok şeyler arkadaşlarım anlattı. Onlara katılıyorum. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Tekrar sesimizi duyurmak çok güzel. Benim adım Gülay Erdoğan. Ben de Özdere'den geliyorum. 3 yıldır buradayım. İşte emekliyim. Ya işte kadınız doğduğumuzdan bugüne kadar yaşadığımız bazı olumsuz şeyler olsa da ben bunları hep olumlu tarafını bakıyorum. Olumsuz yerlerini. Güç aldınız onlardan. Evet, pek şey yapmıyorum, takmıyorum olumsuz yerlerini. Bir de zaten kadınlar özellikle bunu istiyor zaten. Hani o çok mağdur yanlarımızdan. Yani dolayı, evet. O bize yaşatılan mağdurluktan nasıl güçlü kadınlar çıkardığımızı aslında göstermek. Ezik görünmemek lazım. Kesinlikle. Yani eziklikten ben ezik görünmemek için ayakta yani dimdik durmaya o kadar çok alıştım ki hiç kimsenin beni yıkamayacağını düşünüyorum. Şunu da sormak istiyorum. Mesela hani tiyatronun bir gücü var, sanatın bir gücü var. Ve mesela sanat ne yaptı? Böyle güzel kadınları güçlü bir şekilde hem güçlü yanlarını gösterdi aslında. Hani güçlü olmasanız belki bir adımı atamayacaksınız. O adımla bir yola ilerlemeyeceksiniz. Ama sanat yolunda mesela kendinizi buldunuz, kendi gerçekliğinizi gördünüz. Sokaktaki, evin içerisindeki, yaşamış olduğundan o kadar zorluklara, bu kadar baskılara hepsini sahneden gördük. Evet, sahneden ses veriyorsunuz aynı zamanda. Sahneden ses veriyoruz. Sahnenin dışında da mesela engellilerin içinde tekerlekli sandalyede basket oynayan bir oğlum var. Onun da bütün maçlarını 20 yıldır onun maçlarına gidiyorum. Yani her cumartesi. Hayatın ne kadar zor olduğunu öyle insanları da görünce biliyorsun. Evet, biliyorsun. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için. Teşekkürler. Merhaba. Sizinle devam edelim. Banu Çağcı benim adım. 42 yaşındayım. Aynı zamanda çalışıyorum. Aktif iş yaşamında bulunuyorum. 5 yıl oldu aslında Ürkmez'de yerleşir. İzmir'de yaşıyordum kızımla beraber. Eşimden ayrılmıştım. 7 yıllık bir iş hayatına ara verişim söz konusuydu. Kötü bir psikolojiyle geldim. Ben ilk olarak kızımı çocuk tiyatrosuna getirdim. Kızımı tanıştırdım. Vedat hocamızla tanıştım. Daha sonrasında kadınlarla ilgili bir ekibi olduğunu, kadın tiyatroları yaptığını yapabilir miyim diye düşünmemi sağladı. Dedim ben bunu yapacağım, ben bunu da başaracağım dedim. Çünkü daha öncesinde sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştım. Radyocu bir arkadaşımı metin yazarlığı yapmıştım. Çok uzun zamanlar uğraşmıştım ama tiyatroya arkadaşlarımı hazırlarken, konservatuara arkadaşlarımın sınavlarına yardım ederken kendimi hiç düşünmemiştim. Şimdi diyorum keşke zamanında ben de onlar gibi biraz çalışıp kendimdeki gücü fark ederek yapsaymışım. Daha farklı olurmuş ama olsun, bu da güzel. Amatör olarak da çok güzel deneyimler yaşıyoruz. Bir kadın olarak kadının kendine değer vermesini öğrendim. O yüzden ne kadar olumsuz şeyler de yaşasak, hayatımızın bize dayattığı yükler de olsa bu farklı bakış açılığıyla hayata bakarak gülümsemeyi, hayata umutla bakmayı öğrendim. Herkes gelsin, tüm kadınlar katılsın. Mutsuzluk diye bir şey evet hayatımızda var ama bunu
farklı şekilde hayatımıza yansıtırsak umut katabiliyoruz, insanlara umut sağlayabiliyoruz. Çoğu kişinin yapamazsın dediğini biz burada yapıyoruz. Daha sonra yapamazsın diyenler bizi burada gidip ayakta alkışlıyorlar ve bunun gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Kızımla beraber güçlü bir şekilde boşanmış bir kadın olarak her türlü zorluğa rağmen evet, ayakta olabilmek var, için ön yargıları var. Kesinlikle her şeye rağmen yine de burada olup güçlü bir kadın olmak için yolumuza devam ediyoruz. Hangi festivallere gittiniz ya da gittiniz mi? Çalıştığım için çoğuna katılamadım açıkçası. Vakit buldukça katılmaya çalışıyorum. Bugün de buraya geldim, vaktimi ayırdım. Evet. Teşekkür ederim. Tabii ki. Biz Seferihisar'a gittik, Seferihisar festivallerine gittik. Ödülümüzü aldık. Bu çok güzel bir şey ya. Yani Anadolu'nun işte, en başarılı kadın tiyatrosu ödülü aldık. Yani bu bambaşka bir duygu. Bambaşka bir duygu ve hep ben de oradaydım. Çok güzel bir duygudur gerçekten. Evet, bunu bildirmek istedim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, sizin de devam Merhaba, edelim. Merhaba, ben Feriha Çetin. Buyurun, ben Feriha. Önce korolarla başlamıştım Özdere'de. Sonra yine arkadaşlar arasında müzikle orada başlamışsınız. Tiyatroya orada başladım. Gerçi daha ortaokul yıllarında biz skeçler oynuyorduk memlekette. Ve ilk Ah Kadınlar Vah Kadınlar oyununu izlemeye geldim Ürkmez'e. Buraya katılmalıyım dedim. Evet katıldım. 3-4 senedir de burada devam ediyoruz. Kız çocuğunu baştan beri hep bütün oyunlarına katıldım. Dediğimiz gibi hepimiz onda, herkes kendini buluyor. Baştan sona kadar bir kız çocuğunun doğumundan ölümüne kadar olan bir oyunu oynuyoruz. Kendilerini buluyorlar bu oyunda. Herkes kendinden bir parça buluyor bu oyunda. O yüzden bu sene en iyi Anadolu tiyatrosu olarak seçildik, ödül aldık. Biz kadınlar evet güçlüyüz, daha da güçlenmemiz gerekiyor. Çünkü kadınlar değiştirecek her şeyi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oldum. Kim bilir yani aslında çok güzel bir oyun izledik. Ve bu oyunu mesela belki sokakta da oynanılır. Böyle halkın, toplumun kalabalık olduğu yerlerde daha iyi gösterilir. Belki daha da güzel olur. Tabii, hani sahne çok önemli ama biraz da böyle sokağa çıkmak, böyle bütün topluma akmak belki ya, de tabii ileride. Düşünüyor değiliz. Alsancak'ta oynadılar tabii ki. Sokakta da oynadılar. Tabii ki. O da yapıldı. Geçen sene o böyle da yapıldı. Böyle bir konunun çünkü tabii gerçekten. Ki. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Selda Yıldırım. Emekli bankacıyım. 2014 yılından beri Ürkmez'de yaz kış kalmaya başladık. Müziklerle başladım. Ve o dönemin sonunda arkadaşlarımız ilk sene oyunu kurmuşlar. Masallar adlı oyunlarını izlemeye sığacağa gittik, izledik. Ve onları o izlediğimde içimde bir şeyler kıpırdanarak ben bu sene tiyatroya yazılmalıyım, gitmeliyimle yazıldım, başladım. 2015-16 sezonundan beri 4 yılım bitti, 5. yıla girdim. Ürkmez Kadın Tiyatrosu oyuncusuyum. Vah Kadınlar'da oynadım, Kız Çocuğu'nda oynadım. Tersine Dünya'yı bu sene vizyona soktuk, onu oynuyoruz, evet. Devam ediyoruz. Tersine Dünya, onun konusu. Orhan Kemal'in eseri, evet. Erkeklerin bayanların farklı versiyonu. Biz kadın olarak ezen gibi hani erkeklerin hareketlerini yapmaya çalışarak güçlü kadın durumumuzu da göstermiş olduk. O şekilde erkeklerin biraz empati kurmalarını sağlamaya çalıştık. Sağladık. Sonuçta o konu sonuçta çok güzel de işlendi. Memnunuz. Bir arada olmaktan mutluyuz. Festivallere gidiyoruz. Koşturuyoruz. Severek cumartesi derslere gelmeyi dört gözle bekliyoruz. Hafta teşekkür ediyorum. Cumartesi günleri 10.30'da dersteyiz efendim. Evet. Sizinle devam edelim. Biraz da siz anlatın o zaman. Ben Medine Sungur. Emekli olduktan sonra 98'de İzmir'e geldim ve annemle yaşıyordum. 2006'da annemi kaybettim. 9 kardeşin 8 numarasıyım. Ve grubunda tek bekarıyım. Bu yüzden de sorumluluk hep bendeydi. Annemi kaybettiğimde çok ağır geldi bana. Ürkmez'e yerleştim. Ve Seftit çatısı altında Ürkmez Kadın Tiyatrosu. Seferihisar'da festivallere katılıyoruz. Seferihisar zaten bu anlamda gerçekten de böyle çok başarılı bir geçmişe sahip. Bir yani insanlara böyle moral verebiliyor. Yani nasıl diyelim ki hem yaşama tarzından o sağlıklı sokakları sağlıklaştırması, o meyve sebze üretimleri, insanları buna yöneltmeleri. Yani hani
diyelim ki büyük şehirlerde insanların artık yaşam alanları daraldıkça Seferihisar gibi bir yerde mesela insanlar mandalinasına da, lavantasına da, bitkisine de her şekilde böyle sahip çıkıyor. Ve kılçık, evet, kara kılçık ekmeğine de aynı zamanda. Ama bunların mesela festivallerini de yaparaktan aslında çok güzel bir görüntü, çok güzel bir gelecek de gösteriyor. Böyle yavaş yavaş programı kapatacağım ama böyle son olarak belki buradan ayrıyetten söylemiş olduğunuz tiyatronun dışında da belki bir şeyler belirtmek istersiniz. Neler söylemek istersiniz? Ben söz hakkını tekrar size vermek istiyorum. Ben bir şey ilave etmek istiyorum. Tabii biz ki. Arkadaşlarımın hiçbiri bahsetmedi. Biz de unuttuk. Biz bir de forum tiyatro yapıyoruz. Burada öyle da mi? Evet, forum tiyatroda da 15 dakikalık bir oyun oynuyoruz. Aha. O oyundan sonra bir sorun oluyor. Bunu seyirciyle paylaşıyoruz. Seyirciden bir kişiyi değiştiriyor. O geliyor, oynuyor o arkadaşın yerine. Ve böyle böyle oyun yeniden devam ediyor. Ve o sorunu çözmeye çalışıyoruz. Böyle de bir forum tiyatromuz böyle, da var yani. Arkadaş hiçbirimizin aklına gelmemiş. İnsanlar da daha çok böyle tiyatroya da etkilemiş oluyor. Evet, seyirci de katıldığı tabii için daha güzel oluyor, daha hoş oluyor. Hı-hı. Böyle de bir oyunumuz da var yani. Hı-hı. Arkadaşım da ilave edebilir bir şey. Nihal, söylemek istediğim bir şey var mı forum tiyatro hakkında? Biz pandomim yapıyoruz. Kadınların sessiz çığlıkları da oluyoruz aynı zamanda. Belirli günlerde, belirli yerlerde, örneğin geçen sene Konak Meydanı'nda çocukların sessiz çığlıkları olduk. Ben şunu söylemek istiyorum, biz hepimiz emekli ev hanımıyız. Aramızda çalışan arkadaşlarımız var. Tamamen hepimiz amatörüz. Hiçbir şekilde profesyonellik yok hiçbirimizde. Fakat biz öyle bir yere geldik ki, sıfırdan başlayıp öyle bir yere geldik ki, artık gördüğünüz yaş ortalamamız çok yüksek. Çoğumuzun torunları var, çoğumuzun rahatsızlıkları var. Artık herkes oyun günlerini, prova günlerini, doktoruna, torununun bakımını, her şeyini oyunlarımıza göre, prova günlerimize göre ayarlıyoruz, ayarlamaya çalışıyoruz. Çok ciddi şartlarda çalışıyoruz, çok büyük özgüvenle ve tamamen gönüllülük esasını dayalı olarak çalışıyoruz. Evet, biz Seferihisar Ürkbaz Mahallesi'ndeydik ve Seferihisar Belediyesi'nin Ürkbaz Kadın Tiyatrosu'nun kadın oyuncularıyla birlikteydik sevgili izleyenler. Sokakta, evde, aslında yaşamın her alanında baskılara, zulme karşı kendi seslerini yine dışarıdaki bütün kadınların sesi olarak birleştiren Ürkbaz Kadın Tiyatrosu sahneden ses vermeye, sahneden cevap vermeye devam ediyorlar. Biz bu bölümümüzde Seferihisar'daydık ama başka bölümlerde, başka konularla, başka bölgelerde tekrar sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Hayır! Sana da bir barınmaz. Şiddete!